Şu önemli, NSXML parser diye bir nesne var. Biz biliyoruz ki bu belli bir protokol üzerinden bizimle mesajlaşıyor. Yaptığı iş o, doğru mu? Biz metotları implement edince parser nesnesi bu metotlara mesaj gönderiyor. Şimdi bunu bizim kurgulamamıza ihtiyacımız var şu an. Neden? Bizim formumuzda view controller nesnesi içerisinde biz bu RSS object nesnesine RSS'i parse et dedik. Bu kendi içerisinde, dikkat edin, yukarıda bizim çağırdığımız metottan çıktı bu. Read data gitti yani. Bu metotlar parse ediyorlar datayı. Bilinmeyen bir zamanda bizim forma, view controller'a, arayüze mesaj göndermemiz lazım. Bu datayı göndermemiz lazım. Nasıl XML parser bize işte başlayan elementi bir metot üzerinden mesaj gönderiyorsa, bizim de dışarıya gönderiyor olmamız lazım. Yani şu RSS object nesnesinin mesaj gönderebilir bir hale gelmesi lazım. Hangi nesne isterse o mesajı yakalayacak. Tamam. Şimdi bunu yapmanın yöntemi şu. Geliyoruz import'un hemen buraya. Diyoruz ki add protocol, standarda uyalım, nesnenin ismi, sonuna da delegate. Bir protokol tanımı yapıyoruz. Pardon, protokol eskiden vardı, şimdi sadece protokol. Tamam. Şimdi bu protokol şöyle bir mesaj barındıracak. Ne diyeceğiz biz ona? Function, ne diyelim? Data received diyelim. Bir function yazıyoruz. Bu bir list isminde bir dizi dönsün. Dizinin içerisinde ne var? Haber entity. Doğru mu? Tamam, bakın ne yapacağız biz şimdi? Biz bir mesaj şablonu belirledik. Mesaj protokolü belirledik. Dedik ki RSS object delegate'i kim implement ederse ben data received diye bir metotla birlikte haber listesini parametre olarak gönderirim dedik. Burada yaptığımız şey bu. Tam kendisine gönderiyorsun. Bu gönderiyor. Değil mi? İşte bu ne isterse ona gönderecek bunu. Ama tam ters mantık gibi oldu. Yani şöyle biz şu metot tanımlarken içerisinde parantez mesela yazdığımız değil. O metodun kendi içerisine alacağı parametre. Tamam, biz bunu data received'ı nerede kullanacağız? View controller nesnesinde kullanacağız, doğru mu? O orada implement edecek ve parametre olarak alıp kendi içinde kullanacak nesne. Aynı mantık. Bu sadece interface tarzı protokolün tanımlandığı yer. Bir kural belirledik biz. Şimdi bakın şu kısım önemli. Hep benzeştirerek, eşleştirerek gitmeye çalışıyorum. Mesela NSXML parser'ın delegate'ine dedik ki sen tetiklemek için bu class'taki metotları kullan. Doğru mu? Bu NSXML parser nesnesinin özelliği. Ya NSXML parser nesnesi şunu merak ediyor. Ben hangi nesne içerisine mesajları göndereyim? Aynı şekilde bizim RSS object nesnemizin de böyle bir sorunun cevabına ihtiyacı var. RSS object hangi nesnelere mesaj göndersin? Mesajı almak. Tabii biz bir mesaj göndereceğiz de hangi nesneye gidecek bu? Yani bunu bizler de göstereceğiz. Şöyle yapacağız. XML parser'ın delegate diye bir değişkeni olduğu gibi biz de geleceğiz, bir delegate değişkeni tanımlayacağız. Adı delegate olabilir, başka bir şey olabilir, fark etmez. Bu ne olacak? RSS object delegate. Şimdi biz dışarıdan diyeceğiz ki RSS object'in delegate'i eşittir self. Self dediğimiz nesne hangisi ise ona parametre olarak data gidecek. Tamam. Anlaşıldı mı? Kurguyu tekrar baştan döneriz.
dallı budaklı gittiği için belki karışmış olabilir. Tekrar konuşuruz. Şimdi internet parçası RSS object ile aynısını verdik. Aynı şekilde kullanacağız. Evet. Bunu içeride kullandık. Dışarıda da RSS object delegate kullanacağız. Aynen öyle. Bunu yazın. Hocam bu yukarıdaki ilerlediğimiz metodu alma kısmı. Mesaj göndereceğiz biz. RSS object'in mesaj almaya ihtiyacı var mı? Yok. RSS object datayı parse eden nesne. Data zaten RSS object'e ait şu an. Biz başka bir nesneye RSS object'in datasını, haber listesini göndermemiz gerekiyor. Evet. Tamam. Şu URL'i de alsın. Ya hoş, burada kafanı kapatılması da şudur. Metot tanımını öğrenirken hani geriye dönen return olduğu zaman top işareti falan hani bir şey yaptık ya. Biraz, onunla karıştırmamak yani. Lazım bunu. Şimdi bakın bir implement de edelim, sonra tekrar kurgu üzerinden konuşalım. Bakın, evet. View controller nesnesi, bu bizim formumuz. Form RSS object nesnesini oluşturdu. Doğru mu? Sonra bunun içerisinde read data dedi. Tamam. Fakat view controller'a RSS'in parse ettiği data nereden gelecek? Aslında tüm yaptığımız işlem datanın tekrar buraya dönebilmesi için. Çünkü readData metodu o datayı bize dönmüyor. ReadData dedikten sonra orada başlayan bir asenkron işlem var. O kendi içerisinde devam ediyor. Biz biliyoruz ki RSS object nesnesi belli mesajlar dönebilir durumda. Geliyoruz bu mesajları yakalayabilmek için RSS object delegate'i en üste implement ettik. Aşağıda RSS object nesnesinde de dedik ki RSS object sen delegate olarak ne mesaj göndereceksen bu class'a gönder. Bunun altında da gittik data received metodunu implement ettik. Şimdi ben artık biliyorum RSS nesnesi RSS işlemini tamamladıktan sonra bu data received içerisine datayı gönderecek. Ben de alıp kullanacağım bunu. Parametre olarak da list geliyor. Bir haber entity dizisi. Tamam. Gelelim şu yukarıda bir var liste. Haber entity. Şurada da gelip listeyi buna atayalım. Pardon. Şu soru işareti koyalım. Liste eşittir list. Şuraya bir breakpoint koyalım ve çalıştıralım. Bir dakika bakalım çalışıyor mu? Bu gidecek parse edecek. Ha daha çalışmaz. Çünkü biz burada mesaj gönderebilir yapıyı kurduk ama daha mesaj falan göndermedik bir yere. Ha şuraya geliyor. Didend element olduğu zaman haber listesine koyuyor şeyleri, elementleri. Şöyle bir metodumuz var. Parser didend document diye bir metot var. Tüm parse işleminin bittiğini ifade ediyor. Burada diyeceğiz ki if delegate farklı eşit nilse yani delegate'e herhangi bir nesne set edilmişse delegate data received metoduna haber data received delegate nokta data received metoduna haber listesi. Evet. Şimdi gönderdik mesajı. Tekrar çalıştırdık. Bakın ekrana en son parse bittikten sonra data received'la mesaj geldi. Bakalım listemizin içerisine. Listede 20 tane item var. Açtık. Her biri bir haber entity nesnesi. Girdik birine. Her bir haber entity'nin başlığı, detayı, resmin URL'i data içerisine dolmuş durumda. Biraz önceki metodun ismi neydi o zaman? Bulamadım ben. Hangisi? En üstte. En üstte. Çıkıyor da.